Merhaba arkadaşlar, ben Clara, nasılsınız? Ben şimdi iyiyim ama iyi değildim, hastaneye gittim. Bana ne oldu? İshal oldum. Ben Türkiye'de şimdi 4 sene yaşıyordum ve bu 4 senede 3 kere hastaneye gittim ve hepsini aynı sebep. Hepsini ishal olduğumda hastaneye gittim. Genelde benim midem güçlü. Japonya'dayken hiç midede problem olmadı. Ama Türkiye'de öyle problem yaşıyorum. Belki Türkiye'de benim alışamadığım bir şey var. Bir şey benim mide kabul etmiyor gibi. Ve bu sefer nasıl oldu? Kurban Bayramı'nda Burdur'a gittim. Ve orada kayınvalidemi ev yemekleri her gün yedim. Ve bazen dışarıda Burdur şiş falan çok güzel yemekler yedim. Ve bayramda midemde bayağı bayram ettim. Çok güzel bayram geçtim. Ve bayramda o kadar güzel yedim ki kilo bile aldım. Ve bayram bittikten sonra İstanbul'a döndüm. Ve hemen sonra midem değişik oldu. Ve birkaç gün ishal yaşadım. Ama artık 4 senedir Türkiye'de yaşıyorum. Ve böyle midem problem kendi kendime anlıyorum. O yüzden eczaneden ilaç alıp içtim. Ama iyileşmiyor. Ve tam bir hafta önce sabah kalktım. Çok fena yatıyorum. Ve kalkmak da zor geliyor. Ve o zaman anladım bu hastaneye gitmem lazım diye. Ve hastaneye gitmeye karar verdim. Ve hastaneye geldim. Ama hastanede yürümek bile çok zor geldi. Ondan sonra hastanede hemen böyle taşınabilen koltuk gibi araba var ya, o geldi. Ve o koltuk arabayla ben hastanede yürüdüm. Peki Türkiye'deki hastane bana göre çok iyi geldi, çok iyi davrandılar. Böyle yabancı ülkelerde hastaneye gitmekten korkuyorum. Ama Türkiye'de problem olmuyor, çok iyi davranıyorlar. Ama ben burada yabancı olduğum için problem var. Doktoruyla konuşurken özel kelimeler var. Bunu anlamıyorum. Hem de ben hastayım. Benim kafam gitmiş. Konuşmak da çok zor geliyor ve Türkçe'de zor. Ve eşimle beraber gittiğim için eşim konuştu. Ama tek başıma burada hastaneye gitmek benim için çok zor bir şey. Ondan sonra serum taktırdım. Ve ben ishal yüzünden hastaneye gittiğimde serum taktırdıktan sonra hemen iyileşiyorum. Ya serum çok önemli ve serum takarak yattım. Ondan sonra kalktım. Biraz iyileşmiş gibi hissettim. Ve testler de yaptırdım. Ve testler de hiç sıkıntı çıkmıyor. Öyleydi. Ve eve döndüm. Ve yeni ilaçları da içmeye başladım. Ve o gün yattım evde ve kalktım. Ama sonraki günü yine aynı gibi iyileşmedim. Ve tekrar kötü oldum. O yüzden tekrar serum taktırmaya ikinci günü de hastaneye gittim. Ve birinci günü de biraz hata oldu. Serum taktırdıktan sonra serum çıkartıyor. Ondan sonra biraz basmak gerekiyormuş. Ve hemşire bana bir şey söyledi. Basın diye. Ama o gün biraz çok kafa gitmiş. Dinlemedim. Az bastım. O yüzden kan çıkmış gibi oldu içinde. Biraz göstereyim. Böyle mor renk oldu. Bu da bir hafta geçti ama bu kadar karıyor mor renk. Ve ikinci günü de diğerkine taktırdım. Ve böyle hata olduğu için çok sert bastım. O
yüzden burada hata olmadı. Bak buna. Nasıl olmuş? Ve doktor söyledi. Günde 3 litreden fazla su için diye. Ya günde 3 litre su bana göre çok zor geliyor. Ama su az olduğum için vücut kötü olmuş. O yüzden ben karar verdim. Tamam içeceğim diye. Ve ondan sonra su bol içmeye başladığımda vücut daha iyi geldi. Şimdiye kadar su markalar hiç düşünmedim. Ama yeni marka deneyelim diye bir su aldım. O su çok beğendim. Bu reklam değil, gerçekten beğendim bu suyu. Hamidiye diye bir marka. Bu denediniz mi? Bu Osmanlı döneminden varmış bu su. Ve ben başka su içtiğimde hiç fark etmedim. Aynı gibi geliyordu. Ama bu çok farklı geldi. Tadı bana çok gayet iyi geldi. Biraz tatlı tadı gibi geldi. Ve çok beğendiğim için ben internetten bakalım diye Hamidiye ve boşluk Google'dan yazdım. Ondan sonra Japonca çıktı. Hamidiye su review demek. Niye Japonca çıkıyor diye bastım. Ondan sonra şaşırdım. Birkaç sayfada bu Hamidiye suyu Japonya'da satılıyor. Amazon'da da satılıyor. Çok şaşırdım. Ve Japonlar da yorumlar da yazmış. Ve benim hissettiğim gibi aynı yorum yazanlar vardı. Tatlı tadı gibi geldi diye. Ve başka neler yazıyor? Bu renkler, tasarımlar çok güzel falan yazıyor. Bu Hamidiye su ta Japonya'ya kadar gitmiş. Ve şimdi her gün haşlanmış pirinç. Bol bol sulu haşlanmış pirinç. Yağsız, tuzsuz, tam hasta yemeği yiyorum. Daha iyileşmeye çalışıyorum. Böyle bayramda aldığım kilo hepsini gitti. Peki Türkiye'de ishal olduğunuzda neler yiyorsunuz? Ben haşlanmış pirincini biraz sıkırdım. Başka bir şey düşünüyorum şimdi. Şimdi meyve olarak sadece muz ve şeftali yiyorum. Ve çay, kahve, limonata falan da hiç içmiyorum. Sadece su içiyorum. Böyle arkadaşlar, bugün sadece benim hasta hakkında konuştum. Sağlık çok 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 önemli. Siz de vücudunuza, sağlığınıza çok dikkat edin. O zaman arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Mata ne!